Arkadaşlar, Gonca'nın Temmuz sayısını elinizden bırakamayacaksınız. Hayal kuşunun kanatlarında Manisa'yı gezecek, mühendis kunduzlarla tanışacaksınız. Testlerle kendinizi değerlendirecek, gülmece, bulmacalarla eğleneceksiniz. Üstelik 3 süper hediyeniz var. Unutmayın, Gonca her ay açar. Çocuk ve aileyi kucaklayan dergi Gonca, bayilerde. Gonca'nın Temmuz sayısında 3 süper hediyeniz var. Seçme hikayeler, İstanbul'un Fethi çizgi filmi 2. bölüm ve yılın dizisi ödülünü alan Emanet. Hepsi Gonca'da. Çocuk ve aileyi kucaklayan dergi Gonca, bayilerde. Gonca'nın Temmuz sayısı yine hediyeli, yine dop dolu. Gizemli bir ormanda yolunuz ikiye ayrılıyor. Hangisini tercih edersiniz? Sadaka taşları ne demek? Kemerlerinizi bağlayıp güneşe uçmak ister misiniz? Hepsi Gonca'da. Üstelik 3 süper hediyeniz var. Çocuk ve aileyi kucaklayan dergi Gonca, bayilerde. Önemli bir ödev vereceğini söylemişti. Sence nasıl bir ödev verecek? Hiç düşünmedim. İnşallah eğlenceli bir şeydir. Sizlere hepinizin severek yapacağı bir ödev veriyorum. Hepinizden kardeşinizi anlatmanızı istiyorum. İyi günler. Buyurun efendim. Arabam sokağın başında kaldı da. Allah rızası için bir el atabilir misiniz? Hayır efendim, geliyorum. Aa, dur bakalım. Neden sen gidecekmişsin? Kasabada adam mı yok? Bırak, işine bak sen. Osman, bunları annem gönderdi, ablan için. Hafta sonuna kadar okursan yenilerini de verecek annem. Aa, sen neden ağlıyorsun Osman? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ay, bana dava açmışlar. Ne davası Şaziye? Ay, bizim evin arsası. Arsada başkasının da hakkı varmış. Nasıl olur Şaziye? Aa. Bu evin arzı senin değil miydi? Canım, benim olmasına da küçük bir kısmını üzerimize alamamıştık tapuda. Sahibini bulamamıştık. Kitapları o kadar çok seviyorum ki. Bu gece hepsini okurum. Kızım, bir eve bir okuyan adam yeter. Ne diye okuyacağım yazacağım diye kendini heba ediyorsun. Sen el işini yap. Evde de annene yardımcı ol yeter. Öğretmenimiz çok güzel bir ödev verdi anne. Öyle mi? Neymiş bakalım ödeviniz? Kardeşimize yazacağız. Bu Osman'ın kağıdı. Hiçbir şey yazmamış. Neden boş kağıt verdin Osman? Yapamadım. Yazacak bir şey bulamadım öğretmenim. Neden boş kağıt verdiğini tahmin edebiliyorum. Bu onun ablasıyla ilgili. Ablasıyla konuşmuyor mu? Osman'ın ablası özürlü. Öyle mi? Özürlü ama okumaya çok meraklı bir insan. Ben sürekli kitaplar gönderiyorum ona. Avukatımla ve tapudaki görevli memurlarla görüştüm. Şu anda evinizin bulunduğu arsanın bir kısmı bana ait. Aman Allah'ım. Yani
Yani o adam siz misiniz? Yani benim arsam darsası olan. Evet, o adam benim. Ödevlerini neden yapmadığını artık biliyorum Osman. Ablan özürlü olduğu için ondan utanıyorsun. Onun için yapmadın değil mi? Evet, arkadaşlarımın alay etmelerinden korktum. Bak kızım kimler geldi. Hoş geldiniz Zeynep abla. Hoş bulduk canım. Sana bu kes kitapları ben getirdim. Çok teşekkür ederim Zeynep abla. Sizi tanıştırayım. Ayten Hanım okulumuzun öğretmeni. Ayten Hanım, bu da Nalan. Okuma aşığı kızımız. Kızımız okul çağına geldiğinde babası pek istemedi okula gitmesini. Alay ederler diye korktu. Hem böyle kasaba yerinde okusa ne olur, okumasa ne olur diye düşündük. Dua et de İlhan Bey senin kaba davranışlarından dolayı inat edip de evi yıkmasın. Ay, yapar mı dersin? Yapar. Elin yabancısı değil mi? Hani sen ondan küçücük bir iyiliği esirgerken o bu iyiliği sana neden yapsın ki? Ne kersen onu biçersin Şaziye. Ay, keşke o adam ilk geldiğinde öyle davranmasaydım. Seni tanırım, severim Dursun. Eksik olma. Ama kızını okula göndermemeni çok yadırgadım. Ben senin kızının okuduğunu sanıyordum. Yazık, günah değil mi? Neden okulundan geri kalsın kızcağız? Benim kız sakat Hasan Usta. Hem kız kısmı okusa ne olur, okumasa ne olur. İçin Dursun amca ile konuştunuz mu baba? Konuştuk kızım. Dursun amcan inat ediyor. Kızını okutmaya niyeti yok. Çok yanlış yapıyor. Dursun Bey evladına haksızlık ediyor. Çocukların eğitimi en başta anne ve babaların sorumluluğu. Her anne baba çocuğunu okuması, öğrenmesi için teşvik etmeli. Ben de okumak istiyorum anne. Sen de ablaların da okuyacaksınız. Bizlerden aldığınız ahlak ve terbiye ile okulda öğrendiğiniz güzel bilgilerle cemiyete yararlı, bilinçli insanlar olup çıkacaksınız. Keşke Dursun amca da senin gibi düşünseydi baba. Ayten Hanım da Dursun Bey ile görüşecekti. İnşallah o ikna etmeyi başarır Dursun Bey'i. İnşallah. Bakın öğretmen hanım, benim iki çocuğum var. Oğlum sizin talebeniz, okuyacak. Okuyabildiği kadar okusun. Büyük adam olsun, takdir ederim. Ama kızımın okumasını istemiyorum. Neden? Kasaba yerinde kız kısmı okusa ne olacak, okumasa ne olacak? Bir kısmeti çıkarsa kocaya varacak. Çeyizi hazır. Yemek yapmayı, ev işlerini de biliyor maşallah. En önemlisi... Evet, en önemlisi? En önemlisi... Benim kızım sakat. Kızınızın özürlü olması okumasına engel değil ki. Okumak bir haktır Dursun Bey. Herkes okumalı, öğrenmeli. Okumalı ki yaşadığı dünyayı, hayatı anlayabilsin. İnsan ne kadar okur öğrenirse ufku o kadar açık olur. Topluma, insanlara o denli yararlı olur. Biz kızımıza öğrenmesi gereken şeyleri öğrettik öğretmen hanım. Büyüğünü küçüğünü biliyor. Onu okula gönderip de kimseyi güldüremem kızıma. Hem okumak için yaşı da geçti zaten. Dursun Bey, okumanın yaşı olmaz. Öğrenmenin yaşı yoktur. Bakın öğretmen hanım, tarlada işim gücüm var benim. Bıraktım geldim. Kızımla ilgilendiğiniz için sağ olun. Ama babası olarak benim kararım budur. Kızımın okula gitmesini istemiyorum. Benim kızım sakat. Diyeceğim budur. Şimdi onların hatırası yıkılacak. Dur bakalım Şaziye. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Yani en azından fol olsa da yumurta yok. İlhan Bey'e ben çok kaba davrandım Nesim. Göreceksin bak. O da en adına yıktıracak bu evi şimdi. Hayırlı günler Şaziye Hanım.
Hoş geldiniz İlhan Bey. Nesin Bey? Bugün nasılsınız İlhan Bey? Şazya Hanım, rahatsız mısınız? Üşütmüşüm de üstünüze afiyet. Üşüttü. Bildiğiniz gibi değil. Geçmiş olsun. Buyurun efendim. Sağ olun. Buyurun oturun İlhan Bey. Buyurun İlhan Bey. Ne alırsınız beyefendi? Çay, kahve, meyve suyu? Hatta meyvenin kendisi. Teşekkür ederim. Şu meseleyi bir konuşalım da ben gideyim. Olur. İşim var. Okula kütüphane yapılacak Şaziye teyze. Yardım topluyoruz da. Ay sırası mı kızım şimdi kütüphanenin? Hadi bakın misafirim var benim de. Hadi hadi. Hadi bakayım misafirim var burada. Hadi çık 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 çık. Allah Allah. Siz çocukların kusuruna bakmayın. Okula kütüphane yapılacakmış da yapılmasa ne olacak? Sanki para basıyorum ben burada. İsterseniz biz kendi meselemizi konuşalım. 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 Konuşalım tabii. Sizi dinliyorum İlhan Bey. Ben bu arsa meselesini bayağı bir düşündüm. Bu arsadaki hisse benim bir işime yaramıyor. Ha. Yani evinizi yıktırıp arsamı alsam üzerine ben bir şey yapamam. Oh. Yani tabii yaptıramazsınız. Bu nedenle evinizi yıktırmayacağım. Ay, sağ olun. Las sizden razı olsun İlhan Bey. O zaman o küçücük arsanız için bedel belirleyelim. Ödeyeyim ben de size. Hayır, para istemiyorum. Aa, ay para da mı istemiyorsunuz? Aman Allah'ım, ay siz ne kadar muhterem bir insanmışsınız İlhan Bey. Arsama karşılık başka bir şey istiyorum sizden. Başka bir şey mi? Evet. Buraya gelmeden önce okula uğradım. Kasaba okulunun arsasını zamanında rahmetli babam bağışlamıştı. Babamın vasiyetidir. Zaman zaman gelirim okula, bir ihtiyaçları varsa yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi de bir ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Öyle mi? Arsaya karşılık okulun kütüphanesini yaptırmanızı istiyorum. Ha. Oraya bir ilave oda yapılacak. Ayrıca masa, raf gibi ihtiyaçlar da olacak. Ama ben nasıl yaparım o kütüphaneyi? Sesiniz duyulmuyor. Anlayamadım Şazya Hanım. Yaptırırım diyorum. Tabii yaptırırım. Buyurun Ayten Hanım. Zeynepciğim, Dursun Bey'le konuştum. Kızını okutmamakta kararlı. Aile kızlarının özürlü olmasından utanıyor. Onu adeta insanlardan saklıyorlar. Oysa saklanması gereken bir şey yok. Hele utanılacak hiçbir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Şiir yarışması. Anlamadım. Şiir yarışması açmışlar. Güzel bir fırsat bu. Şiir yarışması mı? Katılmayı mı düşünüyorsun? Hayır. Ben şiir konusunda o kadar iddialı değilim. Ama çok güzel şiir yazan birini tanıyorum. Nalan. Kesinlikle. Bu onun için güzel bir fırsat. Evet. Para ödülü de veriyorlar. Hem de iyi bir para. Ona haber vermeliyim. Şimdiden onu kazanması için dua edeceğim. Bak Nalan, şiir yarışması düzenlemişler. Bilemiyorum Zeynep abla. Ben kendi kendime şiirler yazıyorum. Böyle bir yarışmada şansım olabileceğini hiç sanmıyorum. Neden denemiyorsun? Denemeden öğrenemezsin ki. Hayır hayır. Böyle bir şey bana göre değil. Ben kazanamam. Kazanman önemli değil. Önemli olan katılman. Bu çok büyük bir yarışma olsa gerek. Baksanıza, gazetelere bile ilan vermişler. Onca şiir yazan varken benim ne şansım olabilir ki? Ben sana güveniyorum. Hem şiirlerin de öyle yabana atılacak şiirler değil. Bence bu yarışmaya katılmalısın. Bilemiyorum. Böyle bir şey daha önce hiç düşünmemiştim. Belki de düşünmenin zamanı geldi. Ama ben imla kurallarını bile doğru düzgün bilmiyorum. Yani nasıl olur bilmem ki. Ben senin düzeltmenin olurum. İmla kurallarını düşünme. Sen yeter ki o güzel yüreğindeki duygularını kağıda dök. Gerisine karışma. Bilemiyorum. Bak Nalan,
Bir şey denemezsen başarıp başaramayacağını asla bilemezsin. Ama cesaret edip de denersen başarma şansın olur. Bence sen güçlü bir insansın, cesursun. İstersen başarabilirsin. İnanırsan ve çalışırsan başarırsın. Ne dersin? Yarışmaya katılacak mısın? İmla hatalarımda bana yardımcı olacak mısınız? Sonuna kadar yanındayım. Pekala. O zaman yarışmaya katılacağım. Hem de mışıl mışıl. Çocuklarım uyurken öyle huzurlu oluyorum ki. Ailemle, çocuklarımla aynı çatı altında yaşadığım şu mutluluk için Allah'a dua ediyorum. Ve herkesin çocuklarının mutlu olmasını istiyorum. Ben de öyle. Nalan için çok üzülüyorum Ekrem. Bu yarışma inşallah bir kapı olur onun için. Nalan'ın yarışmaya katılmasına ben de çok sevindim. İnşallah başarır. Onun başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Şiirleri çok güzel Ekrem. Nalan belki özürlü, belki yürüyemiyor ama kimsenin hissedemediği güzellikleri hissediyor. Ve bunları kağıda döküyor. Evet. Onun ödül almasını çok istiyorum Ekrem. Bak Nalan'cığım. Herkes değil, herkes. Seyle. Tamam mı? Tamam. Herkes. Hı-hı. Bu cümlede bir hatam var mı? Ha, burada da bir hata yapmışsın. Yalnız olmayacak, yalnız olacak. Yalnız. Evet. Hı-hı. Bugüne dek hep yanlış mı yazmışım yani? Duyguların doğru, duyguların güzel. Önemli olan da bu. Ufak tefek hatalarım var. Onları da düzeltiyoruz. Unutma, hatasız kul olmaz. Hatalar insanlar içindir. Benimle uğraşmak sizi sıkmıyor değil mi? Tam tersine. Seninle vakit geçirmek çok güzel Nalan. Dün gece bir şiir yazdım. Size okumamı ister misiniz? Elbette. Bir horoz ötüyor uzaklardan, sabah oluyor. İçime gün doluyor pencereden sonsuz. Yaşamak o kadar güzel ki. Çiçekleri topladım senin için. Yalnızlığımdan çay demledim. Dostluğumun üzerine ekmeğimi koydum. Ben gülersem sen de güler misin? Bir yaprak düşüyor sonbaharda. Bir başka yerde çiçekler açıyor. Kalbime renkler doluyor sonsuz. Yaşamak o kadar güzel ki. Harika. Çok güzel bir şiir. Bu şiirleri gerçekten Nalan abla mı yazıyor anne? Elbette. Bugün okudu bana. O kadar çok beğendim ki sizlerle de paylaşmak istedim. Yarışma için şiir gönderdi mi Nalan? Hayır. Yarışma şiirini yarın gönderecek. O şiiri de okur musun bize anne? O şiiri henüz ben de bilmiyorum ki. Ben de çok merak ediyorum. Sobaya odun atayım mı bey? Üşüdün mü? Hı? Sobaya diyorum, odun atayım mı? Yok yok, böyle iyi. Ne o bey? Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Canın bir şeye mi sıkıldı? Sorma hanım. Hiç sorma. Geçen yıl aldığım tohumun parasını hala denkleştirip ödeyemedim. Ömer Bey haber yollamış. Eğer bu parayı ödeyemezsem senetleri icraya verecekmiş. Aman bey, şurada iki parça eşyamız var. O da gitmesin elimizden. Çocuklarımız var bizim. Bu eve icra gelirse ne yaparız biz?
Çaresizim hanım. Mahsul az oldu bu yıl. Yapacak ek bir iş de bulamadım. Bu borçların altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Amin. Nalan nerede? Odasından çıkmaz oldu son günlerde. Ne yapsın? Kendi halinde kitap okuyup durur. Sanki alim olacak başımıza. Okusun bey. Kime ne zararı var ki? Kendine zararı var. Kitap okuyacağına el işi yapsın. Hiç olmazsa boşa zaman geçirmemiş olur. Abla. Gel Osman. Senin evde hiç canı sıkılmıyor mu? Aslında sıkılıyorum ama kitaplar sayesinde bunu pek dert etmiyorum. Kitap okumaktan yorulmuyor musun? Hayır. Tam tersine. Kitap okudukça kendimi daha iyi hissediyorum. Keşke ben de senin gibi sevebilsem kitapları. Seversin. Ama hiç okumuyorsun ki. Aklın fikrin hep dışarıda. Varsa yoksa oyun. Abla, keşke... Evet. Boş ver. Ne söyleyeceğini biliyorum. Bacaklarım tutsa da ben de seninle oyunlar oynasam değil mi? Evet. Ne yapalım? Bu benim seçimim değil ki. Ama mutlu olmama engel de değil. Bacaklarımın böyle olması gökyüzünü görmeme engel değil ki. Dün gece bir sürü yıldız vardı abla. Gördüm. Bak. Sen şu bulutları görüyor musun? Neye benziyor Osman? Bulut işte abla. Neye benzeyecek ki? Deniz gibi. Deniz ve kumlar gibi. Bulutlar çok güzel Osman. Yarın pikniğe gelecek misin abla? Geleceğim. Zeynep abla özellikle davet etti. Gitmezsem ayıp olur. Ben de yardım etmek isterdim ama... Senin yanımızda olman yetiyor Nalan. Sen keyfine bak. Tamam. Nalan için çok zor olmalı. Yürüyememek. Ben yürüyemiyor olsam çok mutsuz olurdum herhalde. O da şimdi koşmak, doyasıya eğlenmek istiyor olmalı. Hiç dikkatini çekti mi Elif? Ne dikkatimi çekti mi? Nalan sanki mutlu gibi. Yani yürüyemiyor oluşunu umursamıyor gibi. Hadi çocuklar, hadi Osman. Hadi çocuklar, yemeği. Geldik. Hadi oturun. Hadi bakalım, karnımız acıktı. Hadi Ekrem. Hadi baba. Tamam geldik. Hadi çocuklar. Hadi. Çocuk sensin Ayşegül. Biz büyüğüz. Biz senin ablanız. Bir ara şunu da inceltiver Ekrem. Peki Hasan Usta. Piknik nasıl geçti Ekrem? Çok iyiydi. Nalan da çok mutlu oldu. Bu havalar nefes almak için. O kızcağızın mutlu olmasına da ayrıca memnun oldum. Nalan tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen kendisini aşmış Hüseyin abi. Gayet mutlu gördüm onu. Yürüyememek kolay değil Ekrem. Akranları koşup oynarken o ayağa bile kalkamıyor. Derdini veren Allah dermanını da verir demişler. Hem Allah verdiği her şeyi karşılıksız olarak bizlere bedelsiz veriyor. Bu veriş için niye az verdin veya şöyle verdin diye itiraz hakkımız yok. Engelli insanların sezgileri bizlere göre daha bir güçlü oluyor. Onlar güneşi, geceyi, yıldızları bir başka görüyor. Haklısın Hüseyin abi. Nalan'ın yüreğinin güzelliği zaten yüzüne yansımış. Çok güzel şiirleri var.
İnsanı insan yapan duygu ve düşünceleridir Ekrem. Allah'ın bizlere bağışladığı şu güzellikleri, şu güzel dünyayı idrak etmek gibisi var mı? Bu kızcağız çevresindeki güzelliklerin farkında. Önemli olan da bu. Oğlum, okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor baba. Ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Aferin sana, aferin güzel. Kahvemiz de geldi. Buyur bey. Sağ ol hanım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık hanım. Afiyet olsun bey. Sağ ol. Şu ocağı değiştirsek artık dursun. Boruları iyice çürüdü. Yangın çıkacak diye korkuyorum. Değiştirelim değiştirmesine de. Para nerede hanım? Kibrit alacak param yok benim. Taksitle veriyorlar dursun. Alır yavaş yavaş öderiz. Şimdi taksite falan giremem hanım. Çok borcumuz var. Böyle böyle yıllar geçiyor dursun. Bak kaç yıldır aynı ocağı kullanıyorum. Haklısın hanım. Ama bana da hak ver. İki çocuk bakıyorum. Onların aşıydı, giyeceğiydi. Ancak yetişiyorum vallahi. Konuştuklarınızı duydum baba. Keşke yürüyebiliyor olsaydım. Ben de çalışır, sizlere yardımcı olurdum. Sen üzme kendini kız. Bize yardımcı olmak istiyorsan o kitapları falan bırak kızım. Boş şeyler onlar. El işi yap, el işi. Kitapları özellikle tavsiye ediyorum Nalan. Ben zevkle okudum. Senin de beğeneceğini umuyorum. Sağ ol Zeynep abla. Şiirini hazırladın mı Nalan? Postaneye gideceğim. Şiirini de göndereyim. Hazır Zeynep abla. Ama bunca zahmet boşuna gibi geliyor bana. Onca insan varken ben kazanamam ki. Sen şiirini ver bakalım. Gerisini neden başkalarına bırakmıyorsun? Tamam. Al abla. Okuyabilir miyim? Hı hı. Okuduğum en güzel şiirlerden biri. Sen çok güzel bir insansın Nala. Siz öylesiniz Zeynep abla. Şimdi bittik hanım, şimdi bittik. Ne oldu bey, bir solukla hele dur. Ömer ağa senetleri icraya vermiş. Mahkemeden kağıt geldi. Haciz gelecek eve, haciz. Aman Allah'ım, ne yapacağız bey? Bir yerlerden bir borç falan bulsak, bir şeyler yapsak. Bugün arkadaşları dolaştım Emine. Kimseden 5 kuruş bulamadım. Herkesin borcu harcı var. Herkesin bütçesi kesesi kendine göre. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Allah Allah. Sen hala uyumadın mı ha? He? Kitap okuyordum baba. Kızım, sana kaç defa dedim ha? Şu kağıt parçalarını bırak diye, kitap karın doyurur mu? Ama ben kitap okumayı çok seviyorum baba. Eve icra geliyor, eşyalarımız gidiyor. Sen hala bunlarla uğraşıyorsun. Hepsini yakacağım bunları. Baba, yakacağım. Baba, baba yapma. Yapma bey, yapma. Bundan sonra yapma, bu evde kitap olur, okumak yapma, yok. Yapma, onlara emanet yapma. Karışma sen, gir içeri. Yapma. Karışma dedim kadın. Yapma. Yangın çıkamayacaksın. Delirdin mi? Yapma. Bundan sonra bu evde kitap okunmasını istemiyorum. Karışma sen. Hadi gir içeri. Yardım yarabbim. Bu adam delirdin. Yapma. Yalvarırım yapma. Ya kitap okunmasını istemiyorum. Yakacağım bunları. Ne diyeceğiz Zeynep Hanım'a? Gir içeri hanım. Gir içeri. Bu evde kitap okunmayacak, anlaşıldı mı? Yapma bey, nereye gitme, yangın çıkaracaksın. Yalvarırım yapma, bırak. Bir daha bu evde yapma. Kitap görmek istemiyorum. Yapma. Üzülme kızım.
Babam borçlarını ödeyemiyor. Öfkesi bundan. Hırsını da senden benden çıkarıyor işte. O kitaplar Zeynep ablanın da. Ben şimdi ona ne diyeceğim? Üzülme kız. Üzülme. Neyin var Nala? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Zeynep abla. Kitapları biliyorum. Annenle konuştum. Çok üzgünüm Zeynep abla. Canın sağ olsun. Hiç üzme kendini. Ben sana yeni kitaplar getiririm. Sen çok iyi bir insansın Zeynep abla. O senin iyiliğin canım. Gülümse bakalım. Bak, gülünce ne kadar güzel oluyorsun. Dün gece kızın çok üzerine gittim değil mi hanım? Delirmiş gibiydin Dursun. Kızcağız odasında kitap okuyordu. Hem kitaplar da emanet. Neyse, olan oldu. O da bundan sonra uğraşmaz böyle boş işlerle. Deme öyle bey. Ben gidiyorum hanım. Hadi bana eyvallah. Hadi kal sağlıcakla. Hadi eyvallah. Hayırlı işler bey. Şaziye Hanım, anlayamadım. Söylediklerinizi tekrarlayabilir misiniz? Kütüphanenizin yapımını tamamen üstleniyorum. Bütün masrafları ben ödeyeceğim. Çok sağ olun. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu çok büyük bir bağış. Sağ olun Şaziye Hanım. Ne demek canım? Burada bizim çocuklarımız okuyor. Bu benim görevim. Kütüphane için gerekli malzemelerin bir listesini yapmıştık. Paramız olmadığı için yapamadık tabii. Madem bu işe siz üstlendiniz, ben bu listeyi size vereyim. Toplam masraf burada yazıyor. Şaziye Hanım, ne oldu? Ağlıyorsunuz. Çok duygulandım da. Ay, bu liste. Zeynep abla, Zeynep abla. Hayırdır Osman? Buyur. Nalan ablam seni çağırıyor Zeynep abla. Hayırdır, bir şey mi oldu Osman? Bilmiyorum Zeynep abla. Ablamın hemen seninle görüşmesi gerekiyormuş. Tamam canım, geliyorum. Çok heyecanlıyım anne. Geldiler. Buyurun. Ne oldu, hayırdır? Bunu yarışmadan göndermişler. Heyecandan mektubu açamadım Zeynep abla. Bu yarışmaya sen soktun beni. Bunu da seninle paylaşmak istedim. Açalım bakalım. Aman Allah'ım. Nalan canım, sen birinci olmuşsun. Yarışmayı sen kazanmışsın. Ay. Sağ olun. Buna inanamıyorum. Zeynep abla, harika bir şey bu. Benim yavrum benim. Harikasın, harika. Sağ ol Zeynep abla. Nalan'ın yarışmayı kazanmasına çok sevindim. Ben de çok sevindim. Öyle mi? Nalan abla her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu Nalan ablaya büyük moral olacak. Nalan ablanıza moral olacak, evet. Onun okumasını desteklemeyen ailesi içinse iyi bir ders olacak Nalan'ın bu başarısı. Kesinlikle. Evet. Uyuyamadın mı bey? Nasıl uyurum ki hanım? Sabah işe gideceksin. Uykusuz nasıl dayanacaksın? Yazık değil mi sana? Yarın eve haciz geliyor hanım. Avukata yalvardım bugün ama para ödemeden bir şey yapamam dedi. Haciz geliyor öyle mi? Evet.
Elimizde 3 kırık eşya var. Onlar da gidecek ha. Çaresizim hanım. Çaresizim. Gitti paracıklarım. Sanki okula kütüphane yapılmasa olmayacak. Nankörlük etme Şaziye. Ucuz kurtuldun yine. İlhan Bey evi yıksa ne yapardın düşünsene. İyi günler affedersiniz. İyi günler. Şu yolun başında arabam kaldı da bir el atar mısınız? Tabii atarız. Tabii. Nesim ne duruyorsun, yardım etsene adamcağıza. Allah'ım sen nelere kadirsin. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ay gitti paracıklarım ay. Ah. Ne yapıyorsun bey? Hacizlere bu saati ver hanım. Rahmetli babandan kalan saat bu. Yıllardır saklardım bunu. Bunu ver ki hiç olmazsa bir iki eşyayı kurtarırsın. Ben çıkıyorum. Hadi eyvallah. Güle güle bey. Demek Nalan yarışmadan kazandığı paranın tümünü babasının borcuna veriyor. Evet. Nalan en doğru olanı yapıyor. Nalan yürüyemiyor ama yüreğinin güzelliğiyle herkese örnek oluyor. Evet Ekrem, onunla iftihar ediyorum. Tek dileğim onunla babası ve annesinin de iftihar etmesi. Hı hı. Hadi. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Aa, ay hanım, eşyalar duruyor. Evet. Baba yadigarı saat karşıladı mı yoksa borcu? Saat duruyor bey, bak. Saat? Baba yadigarım duruyor. Hacıcılar gelmedi mi? Geldiler. Ama hiçbir şey almamışlar. Almadılar çünkü paralarını aldılar. Para mı? Hı hı. Parayı nereden buldunuz? Kızımız kazandı bey, kızımız kazandı. Kızımız mı kazandı? Evet. Nalan şiir yarışmasına katılmış bey. Birinci olmuş. Ödül olarak para vermişler. Kızımız da parayı borcumuza verdi. Kızım. Kitaplarını yaktığım, şu evi dar ettiğim kızım benim itibarımı, baba yadigarı eşyalarımı kurtardı, öyle mi? Öyle mi? Öyle. Kızım. Bağışla beni kızım. Cahillik ettim, bağışla. O nasıl söz baba? Sen benim babamsın, her şeyimsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Canım kızım benim. Yavrum. Allah'ım affet beni. Babacığım. Allah'ım affet. Bugün burada sizi başarılı bir insanla tanıştıracağım çocuklar. Duygularıyla, güzel düşünceleriyle, kasabamızın başarılı bir genciyle. Yazdığı şiirle ödül kazanan ve hepimizi gururlandıran Nalan Özsoy. Teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çocuklar, Nalan Osman'ın ablası.
Ben burada bu başarıya ulaşırken bana destek olan sevgili Ayten öğretmene ve Zeynep ablaya çok teşekkür ediyorum. Ah, canım benim. Abla, ben özür dilerim senden. Senden hep utanmıştım. Böyle düşündüğüm için şimdi kendimden utanıyorum. Seninle ne kadar övünsem azdır abla. Canım kardeşim. Ablacığım. Kızımın okumasını istiyorum Ayten Hanım. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Evet çocuklar. Nalan şimdi yarışmada birincilik kazandığı şiirini okuyacak bizlere. Arkadaşlar, şiirimin adı Kalbimle Yürüyorum. Kalbimle yürüyorum. Çiçekler görüyorum çocukların gülümsemelerinde. Yaşlı bir amca dua ediyor Allah'a, ailesi için, verdiği nimetler için. Ben yaşlıları çok seviyorum. Kalbimle yürüyorum. Yağmurlar görüyorum göçmen kuşların kanat çırpışlarında. Bir anne şafak vakti ekmek açıyor çocuklarına. Ben anneleri çok seviyorum. Kalbimle yürüyorum. Yıldızlar görüyorum pencerenin kenarında. Bir baba alın teri döküyor evlatları için. Ben babaları çok seviyorum. Kalbimle yürüyorum, ağaçlar görüyorum, renk renk çiçekler. Her gün bir mucize oluyorum. Güneş yeniden doğuyor, çiçekler açıyor, tabiat bahara uyanıyor. Ben tüm insanları ve Yaradan'ı çok seviyorum.